Peki bu dersimizde ise bir loglama işlemi yapalım ve kayıtlarını tuttuğumuz mesajları da kullanıcılara ana sayfada gösterelim. Şimdi ilk olarak mesajları ayrı bir komponent içerisinde göstereceğimizden dolayı burada gelip ng generate component örneğin logging diyelim ve logging isminde bir tane komponent uygulama eklensin. Komponentimiz eklendi. Logging'e gelelim. Buradan HTML sayfasına girip bu şekilde bir varsayılan mesajımız var. Burada bir tane div class cart diyelim. Ve burada da div cart body ile bunu çevirelim ve mesajlar da burada yazsın. İlk olarak şöyle varsayılan mesaj burada olmuş olsun. Problem yok. Peki bunun selector'ına baktığımızda selector'ı apple logging. Ben bunu logging ile değiştireceğim. Ve bunu da App Component HTML'ye gelip buraya aktaralım. Peki gayet güzel mesajımız geldi. Şimdi ise bir tane uygulamayı servis ekleyelim. Uygulamayı durduralım. CLS ng generate service. Servisin ismi gene logging olsun. Peki servisimiz de eklendi. Servis içerisinde bir tane string değer tanımlayalım. Örneğin şöyle messages diyelim, mesaj olsun ve tipi ise şöyle string dizisi olsun ve başlangıçta bunu boş bir diziye atayalım. Ve burada da bir tane add metodumuz olsun. Dışarıdan bir mesaj alsın ve tipi de şöyle string olsun. Ve yapacağı işlem diz nokta messages nokta push ile gönderilen mesajı eklemek. Liste üzerine bir tane eleman ekleyen bir metot. Peki aynı şekilde liste elemanlarını silmek için ise clear metodu oluşturalım. Bunu da yaptığı işlem diz nokta messages'a boş bir dize atamak. Bunların observable olmasına gerek yok çünkü işlemlerimiz HTTP üzerinden değil. Uygulamanın belleğinde tuttuğumuz bir liste üzerinden bu işlemleri yapacağız. Eğer ki bu log mesajlarını bir servis üzerinden kayıt etmek istediğimizde tabii ki asenkron metotlarla çalıştığımızdan dolayı bunları observable ile değiştiriyor olmamız gerekiyor. Peki biz buraya bir mesaj ekleyeceğiz liste üzerine. Dolayısıyla logging servise ihtiyacımız var. Nerede ihtiyacımız var? Gelip movies'in içerisinde örneğin movies komponent içerisinde ya da başka bir işlem yaptığımız herhangi bir komponentin içerisinden de servise ulaşabiliriz. Servisin ulaşılabilirliğini burada root olarak işaretlediğimizden dolayı uygulama içerisinde root komponent içerisinden buradaki servise ulaşabiliyoruz şu anda uygulama içerisinde. Buradaki inject işlemini gelip movie servis üzerine yapalım. Movie servisten ne zaman bir eleman istense, ne zaman bir liste istenirse biz bir liste istenene dair bir mesajı burada loglayalım. Dolayısıyla bizim burada Constructor içerisinde bu bilgiye ihtiyacımız var. Constructor logging servis diyelim. Bunun tipi ise şöyle logging diyelim şuraya. Logging servis. Enter'a bastığımızda zaten auto import importu da yukarıya ekliyor. Peki yapacağımız işlem çok basit. Gelip burada this nokta logging servisin üzerindeki add metoduna ulaşacağız. Ve burada bir string mesaj yazacağız. Örneğin bu nereden çalıştı bu metot? Örneğin gelip movie servis üzerinden çalıştı. Gelip listing movies diyelim. Burada bir loglama işlemi yapmış olduk. Ya da herhangi bir servis üzerinden yaptığınız işleme göre bir loglama yapabiliriz. Burada logging servis sadece komponent içerisinden, movie servis komponenti içerisinden kullandığımız için burada private olarak işaretledik. Eğer ki bir komponente bağlı olan bir HTML sayfası üzerinde login servisi kullanacaksanız bunu public olarak işaretli olmamız gerekiyor ki bunu birazdan yapacağız. Buradan bunları kapatalım şimdilik. Şimdi ise login servise gelelim. Şöyle login komponente gelelim. Burada mesaj servise ihtiyacımız var ancak bu mesaj servisi biz login.component.html sayfasında kullanacağız. Dolayısıyla bunu public olarak inject işlemine tabi tutmamız gerekiyor. Buradan login servis diyelim. Nokta
Logging Service direkt import yukarıya ekleniyor. Ve direkt Logging Component HTML'i açalım. Buradaki bilgi ilk başta göstermek için şöyle yıldız ng if diyelim. Burada logging service diyelim. Buradan logging service dediğimizi burada tanımlamış olduğumuz public üye. Logging service üzerinden nokta messages'a ulaşıyoruz. Logging service buradan bakalım. Buradan login servis üzerinden messages'a ulaşıp burada length özelliğine göre şöyle length diyelim. Ve gerçekten liste üzerinde bir eleman varsa bu durumda buradaki kart bilgisi gösterecek. Aksi halde burada kart bilgisi gösterilmeyecek. Ve burada bir div daha oluşturalım. Kart header diyelim. Buradan şöyle messages diyelim. Mesaj bilgileri gösteriliyor olsun. Ve aşağıda ise mesaj içerikleri gösterelim. Burada da her bir elemanı p ile gösterelim. Buradan ng for diyelim. Buradan mesajı her bir elemana mesaj diyelim. Ve mesajı nereden alacağız? Logging service üzerinden messages özelliği içerisindeki her bir elemanı mesajın içerisine alacağız. Ve burada p etiketi içerisinde de string interpolation aracılığıyla mesajı yazdıracağız. Peki uygulamayı test edelim. Peki liste alındığı zaman burada bir mesajı gördük. Şimdi ise bu mesajları buradan silelim. Sonuçta bir servis üzerine bir tane clear metodu eklemiştik. Buradan bir buton ekleyelim. Hemen listenin üzerine. Ve burada bir click olayı ng click diyelim. Ve click olayına logging servis üzerinden login servis üzerinden clear metodunu direkt çağıralım. Clear diyelim. Şurada da clear diyelim. Ve burada da bir class verelim. btn btn tire primary btn tire sm diyelim. Şunu altına da şöyle butonun altına da bir yere ekleyelim. Peki uygulama çalıştı. Buradan clear dediğimiz zaman buradaki elemanları da silinir ve sildiğin zaman da zaten listede eleman kalmadığından dolayı ekrandan kaybolur. Peki gayet güzel. Şimdi bir sonraki dersimizde ise routing işlemine bakalım.